Erol Mütercimlerin kaleme aldığı eser, coğrafi keşiflerin, kaşiflerin, buluşların, icatların ve öldürülen milyonlarca insanın öyküsünü okurlara sunuyor. Uygarlık tarihi boyunca insanlık, keşifler, icatlar, buluşlar peşinde koşmuştur. Bu yüzlerce yıl değil, binlerce yıl sürmüş olan bir zorlu serüvendir. Yazar, coğrafi keşifler kitabında dünyamızı değiştiren ve dönüştüren coğrafi keşiflerle birlikte köleciliği, sömürgeciliği ve emperyalizmi de ele alıyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur ve Profesör Doktor Uğur Batı'nın birlikte kaleme aldığı Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir insanı merkeze alıyor. Herkes için zorluklarla geçen yaşamı anlamlı hale getirmeyi amaçlayan eser, hayatı zarafetle, uyumla, özgürce ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmenin yollarını okura sunuyor. Destek Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde önemli rolleri bulunan 40 Kadın'ın özel arşivi, 40 Kadın 40 Hayat kitabı ile okurlarla buluşuyor. Alanında uzman 38 yazarın ve kütüphane kolektifinin katkılarıyla hazırlanan kitapta Pertevniyal Valide Sultan'dan Fatma Aliye Hanım'a, Halide Edip'e, Sabiha Sertel'e, Adalet Ağoğlu'na dek 40 kadının özel arşivi üzerinden yaşam öyküleri ele alınıyor. Kadınların hayatının çoğu kez görmezden gelindiği ve arşivlerde bulunamadığı için bu eser kadın özel arşivlerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Ayşegül Sönmezay'ın editörlüğünü üstlendiği eser, söz konusu kadınların yaşam öykülerinin sınırlarını zorlayarak tarihsel, siyasal ve toplumsal alana bütün boyutlarıyla bakmamızı sağlıyor. İBB Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Eser, Darwin'in Beagle seyahatini ve bu seyahat boyunca adım adım ortaya çıkan evrim düşüncesini okurlara sunuyor. Darwin'in seyahatteyken Britanya'ya yolladığı mektuplar, fosil örnekleri ve hayvan numuneleri evrim teorisinin temellerini atmasını sağlıyor. Bu olağanüstü doğa yolculuğu Ömer Bozkurt çevirisiyle okurlarla buluşuyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Wiley Blackwell Yayınları tarafından hazırlanan İslam Tarihi, İslam'ın toplumsal dönüşümündeki yerini dünya tarihi gibi geniş bir perspektif içinden ve farklı disiplinlerden beslenerek ele alıyor. Armando Salvatore, Roberto Tottoli ve Babak Rahimi tarafından hazırlanan eser, tarihsel analiz ve teorik düşünceyi harmanlayarak İslam tarihinin biricik ve zengin içeriğini okura sunuyor. Eser, İsmail Hakkı Yılmaz çevirisiyle Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. İskender Pala'nın yetkin kaleminden çıkan Surname, tarihin eğlenceli düğünlerine bir kapı aralıyor. Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede olduğu dönemde sarayda yaşanan olayları konu ediyor. Bir yandan Osmanlı'daki değişime ve yenilik isteğine odaklanan eser, diğer yandan ise insan ve şehir hikayelerine, güç ve iktidar çekişmelerine odaklanıyor. Kapı Yayınları'ndan çıkan eser, raflarda yerini aldı. Evcilleştirme, insanlık tarihindeki en büyük devrimin hikayesini konu ediyor. Eser, evcilleştirilmiş 10 türün büyüleyici kökenlerini ve sırasıyla bizi de nasıl dönüştürdüklerini ortaya koyuyor. Alice Roberts, insan eylemlerinin baskısı altında çatırdayan bir dünyada doğal dünyayla olan ilişkimize odaklanıyor. Eser, Aykut Cumbul çevirisiyle Epsilon Yayınları'ndan çıktı. Zeynep Turan'ın kaleme aldığı 2023 Karar, 2023 yılında burçları ve dünyayı neler beklediğini okurlarla buluşturuyor.
kitap, 2023 yılının kolektif etkisi, kolay kolay yer değiştirmeyen gezegenlerin burç değiştirme hazırlığıyla başlayacağını ve Zeynep Turan'ın 2023 yılıyla ilgili öngörülerini içeriyor. İnkılap Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Genel olarak kadın erkek ilişkilerini ele alan Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu eserinde okuyucuyu sıkmayan kısa ama manidar öykülere yer veriyor. Yazarın ve eserin zamanı geçmiş gibi dursa da, olaylar, durumlar, yaşananlar ve çıkarılan sonuçlar güncelliğini korumaya devam ediyor. Hüseyin Rahmi öykücülüğündeki geçişleri ve aşamaları okura göstermesi bakımından oldukça önem taşıyan Gönül Ticareti, Can Yayınları'ndan çıktı.